وأشرقت الأرض بنور ربها. Yer Rabbinin nuruyla aydınlanacak diyor. Bu kez artık yerin aydınlığı bakınız bir güneşe bağlı değil. وأشرقت الأرض, yer işrak etti, aydınlandı. بنور ربها, Rabbinin nuruyla aydınlandı. ووضع الكتاب, kitap konuldu. وجيء بالنبيين, o diğer sizin söylediğiniz zillun memdud dedi Cenab-ı Hakk'ın, uzatılmış gölgeler. Belli ki orada böyle buradaki gibi zaman zaman, yani yeryüzünde bizim bu uzamış haliyle gölgenin, ki ikindi serinliği diye Araplarda meşhur, hoşluğu orada kalıcı olarak sunuluyor ve bunun işte bir zeval vakti gibi yakan, işte can sıkan o güneşin istenmeyen hali yok gibi mesela. La yarauna şemsen ve la zemherira. Güneş görmeyecekler diyor Cenab-ı Hak. Yer Rabbinin nuruyla aydınlanmış. Bakınız yerde bir aydınlık var ve orada güneş yok. Ve o aydınlık da nasıl bir aydınlık? Uzayan gölgeler şeklinde, insanların en çok hoşlandıkları, ki yeryüzünü ikindi vakti gibi bir aralıkta sarıyor o hoşluk. O orada en hoş haliyle ve de sürekli. Şimdi bu bizim şurada bildiğimiz düzenekle açıklanacak gibi gözükmüyor. Güneş olmadan aydınlık. Sanki Allah Azze ve Celle mevcut durumda, yani bu fezada, bu ortamda karanlıklar üzerine tesis ettiği bu gökler ve yer evreni tebdil etmiş, artık değiştirmiş. Artık oradaki gök yer kavramları buradan farklı, esasından yeni bir inşaat ile parametreler değiştirilmiş. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ. O gün yer değiştirilir, artık o yer değil. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. Ve gökler de değiştirilir, artık o gökler değil. O, bu kez bambaşka bir level'a geçilmiş, bambaşka bir inşaata. اَنَّشْأَةُ الْاُخْرَى dedi Cenab-ı Hakk'ın. Ve bizim de o ikinci inşamızda bilmediğimiz, عَلَّا أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ ف۪ي مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bilmediğiniz bir inşada sizi inşa edelim dediği yerde bizim de parametrelerimiz artık değişmiş. Ham maddemiz belki artık şeklen de değişiyor, bilmiyorum. O kadar ki لَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا نَصَبٌ. Yorgunluğun değmediği, bıkkınlığın gelmediği, yaşlılığın olmadığı, halidun, sonsuz bir yaşam formuna kavuşmuş varlıklardan söz ediyoruz. Bunların hiçbiri mevcut haliyle bu düzenek, buradaki sebep ve sonuçlar içerisinde hiç açıklanacak gibi gözükmüyor. Ta baştan ışığın ve gölgenin varlığına varıncaya kadar. Hatırlattığınız bu husus iyi oldu. Yani orada Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği yerde mesela bu ilişki, bu zincir kopmuş gözüküyor. Aydınlık var, güneş görmüyorlar, güneş yok. Aydınlık Rabbinin nuruyla sağlanmış ve kalıcı uzamış gölgeler var.